tatil, hayatın stresinden uzaklaşmak ve keyifli anlar yaşamak için harika bir fırsattır. Ancak, tatil harcamaları çoğu zaman bütçeyi zorlayabilir ve hatta borçlanmaya yol açabilir. Tatilin tadını çıkarırken, mali durumunuzu riske atmamak için akıllıca bütçeleme yöntemleri kullanmak önemlidir. Bu videoda, borçlanmadan tatil harcamalarını nasıl yönetebileceğinizi anlatacağım ve tatil bütçenizi doğru bir şekilde planlamak için ipuçları sunacağım. Tatil harcamalarında akıllıca bütçeleme yapmak için saydığım yöntemleri kullanabilirsiniz. Tatilinizi erken planlamak, uygun fiyatlar ve fırsatlar bulma şansını artırır. Uçak bileti, otel rezervasyonu gibi büyük harcamaları önceden yaparak, tatil yaklaştıkça fiyatların yükselmesinden kaçınabilirsiniz. Tatil için ayırabileceğiniz maksimum bütçeyi belirleyin. Gelirinizi ve mevcut harcamalarınızı göz önünde bulundurarak, tatilde harcamak istediğiniz tutarı net bir şekilde belirleyin ve buna sadık kalmaya çalışın. Tatilde günlük harcama limiti belirlemek, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Tatilde her gün için ayırdığınız miktarı aşmamaya özen göstererek, tatilin sonunda sürpriz borçlarla karşılaşma riskini azaltırsınız. Tatil fırsatlarını ve indirimleri yakından takip edin. Hava yollarının, otellerin veya tatil köylerinin düzenlediği kampanyaları izleyerek, uygun fiyatlı tatil imkanlarından faydalanabilirsiniz. Otel fiyatları genellikle tatil bütçesinin büyük bir bölümünü oluşturur. Ancak, konaklama alternatiflerini değerlendirerek tasarruf edebilirsiniz. Airbnb gibi platformlarda ev veya daire kiralayarak, daha ekonomik bir konaklama seçeneği bulabilirsiniz. Tatilde yemek içme harcamaları oldukça yüksek olabilir. Pahalı restoranlar yerine yerel lezzetleri deneyerek, hem yerel kültürü tanıma fırsatı bulursunuz, hem de daha ekonomik bir şekilde beslenirsiniz. Tatil beldesindeki ücretsiz veya düşük maliyetli etkinliklere katılarak, hem eğlenceli vakit geçirir hem de harcamalarınızı kontrol altında tutarsınız. Plaj aktiviteleri, şehir turları gibi etkinlikler cazip bir seçenek olabilir. Tatilde alışveriş yapmak, harcamaları artırabilecek riskli bir alışkanlıktır. Tatil hatırası olarak ufak hediyelik eşyalar alabilirsiniz, ancak gereksiz alışverişlerden kaçınarak bütçenizi korumalısınız. Tatiliniz sırasında oluşabilecek beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak için seyahat sigortası yaptırmak önemlidir. Sağlık sorunları, seyahat iptalleri gibi riskleri düşünerek uygun bir sigorta poliçesi seçmelisiniz. Eğer tatil destinasyonunuz yakınsa, kendi aracınızda seyahat etmek daha ekonomik olabilir. Uzun yolculuklar için ise, toplu taşıma araçlarını kullanmak, uçak veya tren biletlerinden daha hesaplı olabilir.
tatil bölgelerindeki el işi ürünleri ve yerel ürünleri satın alarak hem yöreye destek olur hem de benzersiz ve uygun fiyatlı hediyeler bulabilirsiniz. Tatil harcamalarınızı karşılamak için önceden birikim yapmak, borçlanmadan tatilin tadını çıkarmanın en sağlam yöntemlerinden biridir. Her ay düzenli olarak tatil için birikim yapmak, cebinizde ekstra bir yük olmadan tatilinizi planlamanızı sağlar. Tatil harcamalarını akıllıca bütçelemek için sayacağım hususlara dikkat etmek önemlidir. Yurt dışında kullanacağınız banka kartları ile para çekerken, yüksek komisyon ve döviz kurundan dolayı ekstra masraf yapabilirsiniz. Bu nedenle, düşük masraflı para çekme yöntemlerini tercih etmek tasarruf etmenize yardımcı olur. Tatilinizde yanınızda fazla nakit taşımamak önemlidir. Ancak, özellikle küçük esnaf ve yerel işletmelerde, kredi kartı kabul edilmediği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlar için yanınızda küçük miktarlarda nakit bulundurmak işinize yarayabilir. Tatil beldesinde döviz kuru farkları nedeniyle ödemeler yaparken ekstra maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Döviz bürolarını veya bankaları karşılaştırarak, en avantajlı döviz kuruyla işlem yapmaya özen gösterin. Tatil planlarınızı yaparken, bütçenizi göz önünde bulundurun. Lüks tatil alternatifleri yerine daha uygun fiyatlı seçenekleri tercih ederek, tatilinizin keyfini çıkarırken borçlanma riskini azaltırsınız. Tatil esnasında ani harcamalardan kaçınmak, bütçenizi korumanın temel noktalarından biridir. İhtiyacınız olmayan ekstra aktivitelere veya hediyelere para harcamak yerine, bütçenize uygun planlamalar yapmalısınız. Tatil harcamalarında akıllıca bütçeleme yöntemleri, borçlanmadan keyifli bir tatil yapmanın anahtarıdır. Erken planlama, bütçe belirleme, günlük harcama limiti, tatil fırsatlarını takip etme gibi yöntemlerle, tatilinizi mali açıdan sıkıntısız bir şekilde geçirebilirsiniz. Aynı zamanda, yerel lezzetleri deneyerek, ekonomik konaklama alternatiflerini değerlendirerek ve ani harcamalardan kaçınarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Unutmayın, akıllıca bütçe yapmak, tatilin keyfini çıkarırken geleceğinizi riske atmamanın en sağlam yoludur. Tatil harcamalarında akıllıca bütçeleme yöntemleri, borçlanmadan nasıl kaçınılır? İle ilgili bu rehberi kullanarak, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.